Hepinizin evinde bol bol deterjan var. Hele de çamaşırlar için olan deterjan çeşitlerini saymakla bitmez. Sadece çamaşır makinesinde kullanılmak üzere bulundurduğunuz beyazlar için ayrı, renkliler için ayrı, yünlüler için ayrı toz deterjanıydı, sıvı deterjanıydı, yumuşatıcısıydı, leke çıkarıcısıydı ve tüyleri daha parlak yapıcısıydı derken evinizde ne kadar çok kimyasal deterjan ürünü stokladığınızı bir düşünün. Sonra da şu sorunun cevabını verin. Önceliğiniz giysilerinizin temizliği mi yoksa sağlığınız mı? Elbette ki önceliğiniz sağlığınız. O zaman bu video tam size göre. Doğadaki sağlık ekibi evde doğal çamaşır deterjanının nasıl yapılacağını araştırdı ve sizler için bu videoyu hazırladı. İyi seyirler ve lütfen sağ alt köşedeki kutucuğa tıklayıp abone olmayı, yorum yaparak ve kanalımızı dostlarınızla paylaşarak destek olmayı unutmayın. Giysilerimizin tertemiz olması ve lekelerinden arınması için bin bir çeşit kimyasal çamaşır deterjanı kullanarak onları özenle yıkıyorsunuz. Peki ama giysilerinizi temizlemek için kullandığınız deterjanlar o makineden ya giysilerinizi yıkamaya atmadan önceki kirli halinden çok daha sağlığa zararlı bir durumda çıkarıyorsa? Bunu hiç düşündünüz mü? Evet, sonrasında belki lekesiz, tertemiz kıyafetlere sahip olduğunuzu düşünüyorsunuz ama çoğu kimyasal çamaşır deterjanı size, ailenize ve çevreye zarar verebilecek zehirli kimyasallar içeriyor. Bu zehirli kimyasal maddeler bütün gün teninizle temas ediyor ve çeşitli hastalıklara neden olabiliyor. Kimyasal içerikli çamaşır deterjanlarında ağırtıcılar, stabilizatörler, korozyon önleyiciler, optik beyazlatıcılar, köpük ayarlayıcılar ve dolgu malzemeleri gibi pek çok zararlı kimyasal bulunuyor. Şimdi gelin evde doğal çamaşır deterjanının nasıl yapılacağına birlikte bakalım. Doğal çamaşır deterjanı için gerekli olan malzemeler şöyle. 2 ölçü zeytinyağı sabunu, defne sabunu gibi doğal sabun. 1 ölçü boraks, 1 ölçü karbonat, 1 ölçü çamaşır sodası. Şimdi doğal çamaşır deterjanının nasıl yapılacağını tarif edelim. Öncelikle doğal sabunu iyice rendeleyin. Rendelediğiniz doğal sabunu daha sonra iyice ufalanana kadar blenderdan geçirin. Kapaklı bir kapta tüm malzemeleri birleştirip karıştırdıktan sonra kapağını kapatıp kuvvetlice çalkalayın. Kapağı açarken dikkatli olun çünkü toz zerrecikleri havaya uçuşacaktır. Maske ile ağzınızı ve burnunuzu kapatmayı ihmal etmeyin. İşte doğal çamaşır deterjanınızı hazırlamak bu kadar kolay. Bu doğal çamaşır deterjanını çamaşırlarınızı yıkarken nasıl kullanacağınızı da izah edelim. Deterjan bölmesine 2 çorba kaşığı kadar doğal çamaşır deterjanı ekleyin. İsterseniz çamaşırlarınızın mis gibi kokması için 4-5 damla limon, lavanta ve çay ağacı gibi uçucu yağlardan deterjan bölmesine ekleyebilirsiniz. Çamaşırlarınızı ev yapımı doğal deterjanınız ile en az 40 derecede yıkarsanız hem doğal yağlar hem de boraks ve çamaşır sodası çok daha etkili olacaktır. Beyaz çamaşırlarınızı da en az 60 derece ile yıkamayı unutmayın. Evde doğal çamaşır deterjanı yapımını bu şekilde anlattıktan sonra son olarak kanalımıza abone olmanızı ve videonun altına yorum yapmanızı rica ediyoruz. Videomuzu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşmayı da lütfen ihmal etmeyiniz. Güzel gülücüklerle dolu, mutlu ve sağlıklı günler dileriz. Ekranda gördüğünüz ilginizi çekebilecek diğer videolarımızı da izlemeyi ihmal etmeyiniz.